Sayın kursiyerler, 46. ünitemize hoş geldiniz. Bu ünitemizde arkadaşlar, Vehicles and Roads, vasıtalar, araçlar ve yollara bakacağız. Bunlarla ilgili İngilizce kelimeleri öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, vehicle, araç demek, vehicle, and public transportation, toplu taşıma arkadaşlar. Public transportation toplu taşıma demektir. Evet, ilk olarak car, otomobil, bus, şehir içi otobüs, coach, şehirler arası otobüs, van, minibüs, bizdeki minibüsler gibi değil arkadaşlar. Bunların arkası kapalı oluyor. İçeride mal taşımak için veya işte alet edevat taşımak için. Evet, tır, kamyon. Arkadaşlar kamyon, lorry, İngiliz İngilizcesinde. Truck, Amerikan İngilizcesi. Bicycle veya bike, bisiklet. Motorbike veya motorcycle. Evet, motorbike İngiliz İngilizcesi, motorcycle Amerikan İngilizcesi. Taxi İngiliz İngilizcesi, Amerikalılar cab diyor arkadaşlar, cab. CAB diye yazılıyor, cab diye okunuyor. The underground metro İngiliz İngilizcesinde underground deniyor. The subway de arkadaşlar, the subway. Bu da Amerikan İngilizcesi. Evet, sağ tarafa bakalım. Vehicle, vasıta demektir, araç demektir. Araba, otobüs, kamyon hepsi arkadaşlar vehicles'tır. Public transportation, orada farkı da söyleyelim. Toplu taşıma derken İngilizler public transport diyor, Amerikalılar public transportation diyorlar. İki farklı kelime kullanıyorlar. Yani aynı da farklı şekilde şey yapılmış. Coach, şehirler arası otobüs arkadaşlar. Truck, kamyon. Amerikan İngilizcesi. İngiliz İngilizcesinde lorry kullanıyorlar. Lorry. Motorcycle. Evet. Amerikan İngilizcesi. Motorbike. Arkadaşlar İngiliz İngilizcesi. Motosiklet. The underground dedik. İngiliz İngilizcesi. The subway ise Amerikan İngilizcesi. Evet. Şimdi araba kullanmak, otobüs kullanmak, taksi kullanmak, drive arkadaşlar, sürmek. Drive a car, drive a bus or drive a taxi. Ama bisiklet ve motosiklet arkadaşlar ride. Bisiklet ve motosiklet sürmek, ride a bike or ride a motorbike. Evet, bir yere giderken go by ile gidiyoruz aracı veya take diyoruz. Bakın aradaki farka. I go to work by bus or by car. İşe otobüs ile veya araba ile gidiyorum. Veya I go to work on foot. Yürüyerek gidiyorum. On foot, ayakla, yani yürüyerek demek. Şöyle de diyebiliriz. My children take the bus or the subway veya underground to school. Çocuklar okula otobüsle veya metroyla gidiyorlar. Evet, şimdi diyor ki doğru cevapların altını çizin, bazen iki cevap da doğrudur diyor. Öyle yapalım o zaman. You don't see much if you take the bus. Evet, metroya binersen tabii yer altında olduğu için fazla bir şey görmezsin. The underground diyeceğiz. The subway. I go for work by bus. I go to work by bus diyeceğiz tabii ki. İşe otobüsle gidiyorum. She often drives her brother's car diyeceğiz. Çünkü
Bike rides olur arkadaşlar. Drive dediğine göre araba sürer. He's just bought a new motorcycle, motorbike. Yeni bir motosiklet aldı. İkisi de doğru. Do you often go? Sık sık yürür müsün? Yürüyerek mi gidersin? On foot. Yürüyerek demek. Go on foot. Can you ride a motorcycle? Motosiklet sürebilir misin? We often use public transport, the underground. Toplu taşımayı, biz sık sık toplu taşımayı veya metroyu kullanıyoruz. İkisi de doğru. My uncle drives a lorry truck. İkisi de aynı şey zaten. Lorry, İngiliz İngilizcesi, truck, Amerikan İngilizcesi. I went from London to Scotland by coach diyeceğiz. Şehirler arası otobüsle gittik. Bazı arkadaşlar şehir içi otobüs. Evet, bunu da halletmiş olduk. Geçelim. When it's late, I take a taxi, but they can be very expensive. Geç kaldığım zaman taksiye binerim ama taksiler çok pahalı olabiliyor. He never... Evet, bike olduğuna göre rides his bike in the winter. O kışın bisikletini hiç sürmez çünkü çok soğuk. I can take the train from Paris to Amsterdam, but the coach is cheaper. Ben Paris'ten Amsterdam'a trenle gelebilirim ama tren çok pahalı arkadaşlar Avrupa'da ve Amerika'da. Otobüs daha ucuz diyor. Evet. You often see very large, evet, trucks, lorries, tır arkadaşlar. Large truck, tır. Bizim bildiğimiz veya large lorry on the motorways and other big roads. Motorway, şehirler arası yol, diğer büyük yollarda, şehirler arası yollarda ve diğer büyük yollarda sık sık tırlar görürsünüz. I like taking the bus in big cities. Büyük şehirlerde otobüse binmeyi severim. But the subway veya underground is usually quicker. Ama metro genellikle daha hızlıdır. I am too afraid to ride a big motorcycle diyeceğiz. Büyük bir motosiklet sürmekten korkarım. Çok korkuyorum. I could drive, araba kullanabilirim, but I prefer to go on foot. Yürüyerek gitmeyi tercih ediyorum. And it's good exercise ve bu da iyi bir egzersiz. All, bütün araçlar, all vehicles can be dangerous, but especially large lorries. Özellikle tırlar, bütün araçlar ve özellikle büyük tırlar çok tehlikeli olabilir. Workmen often have vans, minibüsleri vardır, kapalı. So they can carry everything they need for their work. İşleri için gerekli her şeyi taşıyabilsinler diye, taşıyabilmeler için ne diyelim, işçilerin genellikle şey vardır, kapalı minibüsleri vardır. Evet, şimdi de arkadaşlar yola çıkalım. On the road. Beth and Marco, who's from Italy, are talking about a journey. Evet, Beth ve Marco, ki o İtalyan, İtalya'dan geliyor. Bir seyahat hakkında konuşuyorlar. Yolculuk, journey, seyahat veya yolculuk arkadaşlar. Marco soruyor. Beth, how far is it from London to Bath? Londra'dan Bath'e kadar ne kadar
yol var? Ne kadar uzak? Oh, about 110 miles. Oh, yaklaşık 110 mil. That's about 180 kilometers, Marco. O da yaklaşık 180 kilometre yapar, Marco. Marco, and what's the best way to get there? Peki oraya gitmenin en iyi yolu nedir? I think the best way is the M4 motorway from London. Bence en iyi yol Londra'dan çıkan M4 şehirler arası yoldur. Otoban yani. Then at exit 18 buradan çıkıyorsun otobana. 18 nolu exit'ten çıkıyorsun. Keep on the main road. Yolda kalmaya devam ediyorsun. Ki o the A46 main road, ana yol arkadaşlar. And that goes all the way to Bath. Ve bu yolda doğrudan Bath'e gidiyor. It's about 10 miles. Yaklaşık 10 mil sürüyor bu. Yani 18 kilometre. 16 kilometre pardon. Right. Peki. And are the motorways very busy? Otobanlar çok yoğun mu? Yes. Unfortunately they are. Evet. Öyle. Arkadaşlar bizi yoğun diyelim. Yani çok trafik var. Maalesef öyle. There is a lot of traffic. Çok trafik var. Especially in the rush hours. Özellikle işe gidiş geliş saatlerinde. Or rush hour işe gidiş geliş saatleri arkadaşlar. Or if there is an accident veya bir kaza varsa. Okay. And how fast can you go on motorways here? Peki otobanlarda ne kadar hızla gidebilirsin? Gidebiliyorsun. Well, the speed limit is 70 miles per hour, but lots of people go faster. Evet, hız limiti saatte 70 mil ama çoğu insan daha hızlı gidiyor. Diyor. Evet, buradaki kelimeleri bir daha inceleyelim arkadaşlar. Journey, seyahat, yolculuk dedik. Araba yolculuğu. How far is it? Ne kadar uzak? Yani kaç kilometre? How many kilometers veya miles is it? Get there veya get to a place. Bir yere varmak veya gitmek. Motorway, şehirler arası yol veya otoban. Exit, çıkış. Ana yol çıkışı da olabilir. Otoban çıkışı da. Veya sinema çıkışında da exit görürsünüz. Main road, ana yol. Önemli yol yani arkadaşlar. Otoban değil. Otobandan çıktıktan sonra sizi mesela Eskişehir yolu Ankara'daki veya İstanbul yolu sizi merkeze getirir. Onlar ana yoldur. Busy, yoğun diyelim. Trafik. Tersi ise boş. Quiet. Busy, meşgul. Quiet, sessiz demek arkadaşlar. Ama quiet burada trafikten bahsettiğimiz için yoldan yoğun veya işte ne diyelim az trafik olan sakin diyebiliriz. Evet. Unfortunately maalesef trafik rush hour işe gidiş geliş saatleri speed limit hız limiti miles per hour MPH miles per hour kısaltması MPH arkadaşlar. Saatte şu kadar mil derken kilometre ise kph ise kilometers per hour. Türkiye'de kullandığımız kilometre. Saatte 70 kilometre derken işte speed limitten bahsediyoruz. Yani hız limitinden bahsediyoruz. Evet. Şimdi biraz evvel gördüğümüz kelimeleri yazacağız arkadaşlar ne nedir diye. The place where you live somewhere such as motorway. Otobandan ayrıldığınız yere ne denir diyor. Exit denir. Çıkış. All the cars and vehicles that are on a road. Huh?
Evet, bir yoldaki bütün arabalar ve araçlar, vasıtalar, traffic. A busy time when people go to and from work. İnsanların işe gidiş veya geliş dönüş saatleri. Rush hour. An important road in and around a town. Önemli yol, şehrin içindeki veya etrafındaki main road, ana yol. Otobandan farklı arkadaşlar. Otoban şehir içi, şehirler arası pardon. Bu şehir içi ana yol. What does mph mean? Miles per hour. Saatte mil. Şu kadar mil derken kullanıyoruz. The fastest you can travel on a road. Speed limit. Hız limiti. Hız sınırı yani. Türkçe yazıyorum. The opposite of a busy road. Evet, işlek bir yolun tersi ne olur? Sakin bir yol. Veya evet, quiet diyeceğiz. Quiet road. Evet, sakin bir boş yolda diyebiliriz. A very large fast road between big towns and cities. Evet, otoban diyor. Motorway. Evet, yine boşlukları doldurmaya devam. You can take a country road. Şehirlerin içinden, taşradaki şehirlerin içinden gidebilirsin. But the motorway is quicker. Ama otoban daha hızlı olur. Başka bir şehre giderken. It's a very busy road in the rush hour. İşe gidiş dönüş saatlerinde çok işlek bir yol. I saw an accident this morning on the main road. Şehre giden ana yolda bu sabah bir kaza gördüm. How far is it? Ne kadar uzak? Paris'ten Marsilya'ya ne kadar uzak? It's 740 kilometers. 740 kilometre. Does it take long to get there? Oraya gitmek çok uzun sürüyor mu? Çok zaman alıyor mu? Yes. Unfortunately, maalesef sürüyor. It is very tiring ve çok yorucu. It's a long journey, seyahat. And takes about 5 hours ve yaklaşık 5 saat sürüyor. 5 saat sürüyorsa iyi. İstanbul Ankara 450 kilometre, 6 saatten önce gidilmiyor. Tabi otobüsten bahsediyorum. Arabayla daha hızlı da gidebilirsiniz de. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de burada sona eriyor. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere.